Şu an Betşen'deyiz. Şöyle bir tren istasyonu. Çek Cumhuriyeti'nden geldik. Buradaki trenin hemen karşıda indik. Buraya bindik. Almanya. Şu an Almanya burası. Hiç arada kontrol, motor hiçbir şey yok. Şimdi bu şu an Almanya'dayız. Bu da direkt Dresden gidiyor. Dresden'e gidiyor. Dresden'e gideceğiz. Böyle bavullarımız falan. Anasını satayım. Çok yorulduk. Benim bir de teker çıktı. Allah kahretsin. Şanssızlık. Bakalım Dresden'den yolumuzu bulabilecek miyiz? Hedef Amsterdam. Evet, Almanya'da toplu taşımada maske zorunlu. Ve Dresden'deyiz. Evet. Sonunda Dresden'e geldik. Yarım saat içinde Çekya'dan kurtulduk. Çok mutluyum. Oh. Şimdi artık bir Amsterdam kopmasın mı? Bugün kaçıncı gün? Kaçıncı ülke ya? 8 miydi? 7. gün müydü? 7. ülke. Evet. 7 Almanya oldu. 8'de ne olsun? Amsterdam olsun, Hollanda. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Davay paşli. Davay te. Oh. Sonunda Felixbox otobüslerini bulduk. Almanya Dresden'deyiz. Bu sefer gerçekten Amsterdam'a ulaşacağız galiba. Hadi bakalım. Götür bizi. Aslan. Almanlar kişisel alana sakinliğe çok önem verir. Zaten bak görüyorsunuz saat 11. Her yer kapalı. Şimdi size bir şey göstereceğim. Bizi de dadanırım amına kodumun yanıtlar şimdi. Bak bakalım bir şey var. Görüyorsunuz değil mi? Bakın. Kendi ülkelerinde yapamadıkları şeyleri buraya gelince yapıyorlar. Ve Almanlar da ırkçılığı tetikliyorlar. Şu sese bak. Hayvanat bahçesinden çıkmaz. Kendi ülkelerinde yapamadıkları şeyleri burada yapıyorlar. Sonunda Almanlar ırkçı. Evet, Nürnberg'e geldik. Felixbox'ın durağındayız. Eşyalarımızı buraya koyduk, çıkardık. Felixbox'ın durakları nasıl oluyor size onu da göstereyim. Ya şöyle örneğini göstereyim, hemen şuraya kadar yürümeyeceğim. Şurada Eurobus falan yazıyor ya, aynı öyle Felixbox yazıyor. Atıyorum duraklarda. Zaten anlıyorsunuz ki oradan otobüs geçiyor. Şimdi buradan hedefimiz Amsterdam. Artık gidelim. Yorulduk. Lan koskocaman otobüs. Bunların şeylerine bir basıyor. Bir basıyor adam. Allah. Bu arada gelmişken buraya kadar Felixbox yazısını göstereyim. Ödüm koptu anasını satayım ya. Koskocaman otobüs. Adam nasıl basıyor ya. Kuşlar uyanmaya başladı. Gökyüzündeki de ay. Şu ay ve yıldız. Ne güzel gözüküyor lan buradan. Evet. McDonald's'ta oturduk kardeşimle. Şimdi çalışıyorum. Bir yandan. Bir yandan da tatlımızı yiyoruz. Kardeşim tatlı nasıldı? Muhteşem. Onun nasıl bir muhteşemdi lan? Röpteşamburger gibi. Muhteşembur. Muhteşembur bir tatlıydı. Buradaki hani yenilen şeyler o kadar dolu, o kadar büyük ki ağzını satayım bir tatlı aldım. Tatlı krizine girdim. Yerken kusacaktım hani dedim yeter artık dedim. 10 gün tatlı yemeyeceğim, 1 ay yemeyeceğim dedim kendi kendime. Öyle. Yandan da çalışıyorum, internet buldum. Akşam otobüsümüz var. Ama Amsterdam'a gideceğiz. Değil mi kardeşim? Neyse. Ben devam edeyim çalışmaya. Şimdilik her şey güzel. Almanya gelmişken bildiğim Almanca bir cümleyi de söylemeden geçemeyeceğim. Lisede
Almanca dersi gördük. Ich heiße Sabine Sauer. Ich bin Sabine Sauer mıydı ya? Evet, Nürnberg'e gelmişken Nürnberg sokaklarını da gezmeden gitmeyelim dedik. Şöyle. Sokaklar ve binalar gerçekten güzel. Şöyle göstereyim. Burada yediğiniz döner yiye bitmiyor. Ve fiyatlar çok uygun. Burada kazanıp burada yiyen bir insan için hayat gerçekten güzel. Ama bizim gibi Türkiye'den geliyorsanız sıkıntı. Değil mi kardeşim? Yani burada çalışıp burada yiyorsan bizim için mükemmel. Çünkü biz Türkiye gibi bir yerden geliyoruz maalesef. Ekonomi sıkıntısı olan bir yerden. Evet. Ama şu an mesela bizim iyi dediğimiz yere insanlar şu an protesto yapıyor. Fiyat artışlarından dolayı, hayat pahalılığından dolayı. Ama bize her şey çok ucuz geliyor. Biz düşün ne kadar kötü bir yerden gelmişiz ki insanların hayat pahalılığından protesto yaptığı yeri çok ucuz diyoruz. Yani biz öpülmeye alışmışız da o yüzden. Biz öpüle 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 alışmışız. Binalar var ya, efsane. Hani şöyle bir tane Avrupa'da bir şehre gidip de bu ne lan? Böyle şey mi olur? Ne biçim burası? Dediğim bir yer daha olmadı. Ne biçim yer lan burası? Diyemedim. Çünkü hep çok güzel. Binanın herhangi bir şehir aslında burası yani. Oy, neyse bir gezinelim bakalım. Aslında buralarda oturup bir Alman birası içmek lazım da. Almanya'da şimdi ayakkabı fiyatlarına falan bakıyoruz. Klasik video falan diyeceksiniz değil mi? Hayır, sadece size bir şey göstereceğim. Almanya'dan gelen kuzen terli. Türk yarım yamalak Türkçesiyle orada da sik sik dolaşan kuzen terli. Ya bu neymiş ya? Oy 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 oy. Binaya bak be. İnce işçilik, ince. Adamlar inmek inmek yapmış, yemin ediyorum. Şu detaylara bakar mısınız ya? Rokoko mu? Rokko mu? Neydi lan bunun adı? Bak şu keçiyi görünce Bremen mızıkacıları geldi aklıma. Bremen'e de gideceğim ya. Barış abi orada. Almanya'dan çıktık. Flixbox'a şimdi Amsterdam'a gidiyoruz. Konuşan şerefsiz ekstra bagajım var diye 12 euro aldı benden. 6 alması gerekiyordu ama neyse. Konuşacağım onu.